Merhabalar. Plant 3D video serisinin 4. videosuyla birlikteyiz. Bir önceki videoda klasör yapısı nedir, neden ihtiyaç duyuyoruz ve klasörleri nasıl oluştururuz bunları gördük. Yeni bir drawing nasıl oluşur bunları öğrenmiş olduk. Ayrıca genel proje ayarlarından da bahsettik. Bu videoda ise PID'lere giriş yapacağız. PID'lerde ekipman nasıl oluşturulur? Ekipman tag numarası nasıl verilir? Ekipmanları nasıl kopyalarız, düzenleriz? Ekipman harf kodlarını nasıl kendimize göre düzenleriz, değiştiririz? Ekipmanların properties'teki özellikleri nelerdir? Bunlara değinmiş olacağız. Umarım fayda olur. Dilerseniz başlayalım. PID çizimini açtığımızda böyle bir ekranın karşımıza geldiğini, bu ekranın model yani çizim alanı ve paper yani antet alanı olmak üzere iki bölümden oluştuğundan bahsetmiştik. Çift tıklayarak model alanını aktif hale getiriyoruz. PNL çizimini oluşturacağımız yer burasıdır. İstersek direkt burada çizmeye başlayabiliriz. Fakat antet kısmını görüntüden kaldırmak ve sadece model ekranına odaklı çalışmak istiyorum. Model ekranı aktifken sol üstte bulunan artı ifadesine ardından Maximize Viewport'a tıklıyoruz. Açılan ekranda turuncu renkli dikdörtgen alan içinde çizimimizi gerçekleştireceğiz. Tool palette ekipman sekmesini seçiyoruz. Burada ISO standardına göre ekipman sembolleri bulunur ve çizim alanına ekipmanları buradan ekliyor olacağız. Çizime ilk olarak tank sembolünü eklemek istiyorum. Ekleyeceğim tank sembolünü mouse'un sol tuşu ile bir kere tıklayarak seçiyorum. Tam bu noktada komut satırında "This tool is not supported in a non-PNID drawings file" uyarısı alıyorsanız Windows bölge seçenekleri kısmından bölgesel biçim bölümünü Türkçeden İngilizceye çevirmelisiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra programı kapatıp tekrar açmanız gerekebilir. İlgili ayarları yaptıktan sonra devam edebiliriz. Çizime bir tank eklemek istediğimden bahsetmiştim. Eklemek istediğim tank sembolüne bir defa sol tuşla tıklıyorum. Daha sonra çizim ekranında tankı yerleştirmek istediğim yere mouse'umu getiriyor ve ekrana yine sol tuşla bir kere tıklıyorum. Mouse'u hareket ettirdiğimde çizimin oransal olarak büyüyüp küçüldüğünü görüyoruz. İstersek göz kararı, istersek de komut satırına scale değeri girerek istediğimiz oranda ekipman sembolünü ölçeklendirebiliriz. Daha sonra properties ekranında şeklin ölçek değerini değiştirebileceğimizi bilmenizi isterim. Şimdilik komut satırına 5 değerini girip enter'a basıyorum. Karşıma ekleyeceğim ekipmanın etiketlenmesi ile ilgili assign tag penceresi geliyor. Bu pencerede tag yazan kısmın pasif olduğunu görüyorsunuz. Burada ekipmana atayacağımız tag numarasının ön yüzlemesi bulunur. Biz alttaki bölümleri doldurdukça bu kısımda tag numarasını ön yüzlemesini yapıyor olacağız. Type kısmında ekipmanın için kullanacağımız harf kodu seçimi yapılır. Kutucuğa tıkladığımızda program tarafından default olarak gelen harf kodlarını görürsünüz. Dilediğimiz harf kodunu manuel olarak kendimiz de yazabiliriz. Listede bulunan harf kodlarının ayarlar bölümünden kendimize göre değiştirmemiz mümkün. Videonun son kısmında bunu nasıl yaptığımızdan bahsetmiş olacağım. Ben tank için TK harf kodunu kullanmak istiyorum. Bu sebeple de manuel olarak yazıyorum. Number kısmına ise ekipman numarasını yazmamız gerekir. Yine buraya manuel olarak istediğimiz değeri yazabiliriz. Ya da kutucuğun sağında bulunan simgeye tıklayarak otomatik numara vermesini sağlayabiliriz. Existing Tanks bölümü, projedeki çizimlerde bulunan tankların listelerinin bulunduğu yerdir. Bu listeyi görüntülemek için aşağı yönlü ok tuşuna bir defa tıklamamız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi liste boş. Çünkü bu projedeki ilk çizim ve ekipman oluşturmaya yeni başladık. Birkaç ekipman yerleştirdikten sonra buraya tekrar değineceğiz.
Place annotation after assigning text seçeneği seçilirse, ekipman sembolü ile birlikte ekipman etiketini de çizim alanına ilave ederiz. Bu seçeneği seçtiğimizde pasif olan annotation style kısmının aktif olduğunu ve aşağı açılır menüde de etiketleme stillerinin olduğunu görürüz. Şimdilik equipment tag stilini kullanalım. Assign butonuna tıkladığımız zaman istediğimiz konuma ekipmanı yerleştirecektir. Ekipmanın merkezinden sarı renkli kesik çizgi çıktığını göreceksiniz. Ekipman etiketini konumlandıracağımız yeri seçmemiz gerekiyor. Ben tankın alt noktasını seçiyorum. Daha sonra mavi noktayı seçerek etiket yazısını dilediğimiz noktaya taşıyabiliriz. Şunu bilmenizi istiyorum. Çizim alanına eklediğimiz her şeyi sonradan değiştirebiliriz. Ya da eklemediğimiz bilgileri sonradan ilave edebiliriz. Bir örnekle bunu pekiştirelim. Tekrar tool paletten bir tank seçiyorum. Bu sefer farklı bir tip tank seçeyim. Mesela yüzer tavan tank olsun. Tıklıyorum. Tankı yerleştirmek istediğim noktayı seçiyorum. Yine komut satırına scale değeri olarak 5 yazıyorum. Bu sefer açılan Assign Tank penceresinde herhangi bir değer girmeden cancel deyip kapatıyorum. Ekranıma yüzer tavan tank sembolü geldi. Fakat bu tankla ilgili herhangi bir tanımlama yapmadık. Bu tanımlamaları daha sonradan da yapmamız mümkün. Ekipman simgesini seçtikten sonra mouse'un sağ tuşuna tıklıyoruz ve Assign Tag'i seçiyoruz. Assign Tag diyalog penceresinin tekrar karşımıza geldiğini görüyorsunuz. Buradan yine type kısmına TK diyorum. Number kısmına otomatik numara vermesini istiyorum. Ve Assign'e tıklıyorum. Yine ekipmanı seçip sağ tık yapalım ve annotate kısmında ekipman etiket stillerinin karşımıza geldiğini görüyorsunuz. Aynı anda birden fazla etiket stilini ekrana getirebiliriz. Şimdi tüm bu stilleri ekrana getirelim. Zaten equipment tag stilini eklemiştik. O sebeple diğerlerini ekleyelim. Uygun yerlere seçelim. Tekrar ekleyelim. Sonuncuyu da şuraya konumlandırayım. Peki, biraz zoom yapıyorum. Kullanılan stiller bunlardır. Ve bunları ekrana getirmiş olduk. En son eklediğim Vessel Info Tag hariç diğer etiketleri ekrandan kaldıralım. Bunları ekrandan kaldırmak için seçtikten sonra Delete tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Eklediğimiz tankın özelliklerine biraz daha yakından bakalım. Ekipman sembolünü seçip sağ tıklayıp Property istiyoruz ve Properties penceresini ekrana getiriyoruz. AutoCAD'den de alışkın olduğumuz Properties ekranı karşımıza geliyor. Bu ekranda tank özelinde özelliklerin olduğu bölümler bulunuyor. Ekipman hakkındaki bu bilgileri ekipmana ait manuel dokümanı veya ekipman datasheet dokümanına göre doldurabiliriz. Properties penceresini inceleyelim. General bölümünde AutoCAD'den de alışkın olduğumuz Color, Layer, Line Type Scale, Plot Style, Line Weight gibi bölümler bulunuyor. PNID bölümünde özelliklerini görüntülediğimiz ekipmanın Floating Roof Tank klasına ait olduğunu görüyoruz. Tag kısmında ekipmanımıza ait tag numarası görüntülenir. Yandaki küçük kutucuğa tıklayarak Assign Tag penceresini tekrar ekrana getirebilir ve burada bilgileri dilediğimiz gibi değiştirebiliriz. Grafik style kısmında eklediğimiz sembolün ISO standardına göre hangi tür ekipmana ait olduğunu gösteren bölüm bulunuyor. Esas ekipman özelliklerinin tanımlanacağı alan ise burasıdır. Description yani açıklama bölümü, üretici firma bilgisi, model numarası, tedarikçi bilgisi, yorumlar bölümü ve durum bölümü buradadır. Durum bölümünde bu ekipmanın yeni bir ekipman mı, mevcut bir ekipman mı ya da kaldırılacak olan bir ekipman mı olduğunu seçtiğimiz alan bulunur.
Type kısmı ekipman için kullanacak harf kodu, ekipmanın spek bilgisi, ağırlığı, malzeme bilgisi, ekipman sıra numarası, saha bilgisi, çap bilgisi, kapasite bilgisi, dizayn basıncı, dizayn sıcaklığı, trim, izolasyon tipi, izolasyon kalınlığı, yüksekliği, genişliği, operasyon basıncı, operasyon sıcaklığı ve tepsi sayısıyla ilgili bilgiler bulunur. Ekipmanla alakalı teknik dokümanlara göre bu bilgileri doldurabilirsiniz. Geometri bölümünde ise tankı yerleştirdiğimiz X, Y, Z pozisyonları, X, Y ve Z eksenlerine göre ölçülendirme bilgileri bulunur. Ekipmanı ilk yerleştirirken scale değerini 5 yapmıştık. Biz bu değeri X, Y ve Z için 6 olarak değiştirebiliriz. Ayrıca Vessel InfoTag stilinde tak bilgisinde eksik olan bilgileri de dolduralım. Stil yazısını seçip sağ tıklayıp edit diyoruz. Karşımıza bu bilgileri doldurabileceğimiz alan geliyor. Description kısmı tankın açıklaması. Floating roof tank yazıyor. Biz bunu böyle kalmasını tercih ederim ama örnek teşkil etmesi için ben buna yüzer tavan tank yazıyorum. Burada da genişlik ve yükseklik bilgileri var. Genişliği 4 metre, yani milimetre cinsinden 4000. Yüksekliği de 15 metre, yani 15000 olsun. Design basıncı 100. Design temperature ise 300 olsun. Burada preview ile ön izlemesini görebiliyorsunuz. Bunu tiki kaldırıp tekrar işaretleyebiliriz. OK dediğim zaman bilgiler buraya geliyor. Peki ben bu ekipman sembolüme tekrar tıklıyorum ve Properties ekranında bu bilgileri inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi description, yani açıklama kısmı, design basıncı, design sıcaklığı, yükseklik ve genişlik bilgilerin burada görüntülendiğini görüyorsunuz. Dilersek biz buradan da bu değerleri değiştirebiliriz. Mesela design basıncını ben burada 70'e çekmek istiyorum. Design temperature'ını 250 yapıyorum. Yüksekliğini 14 metre. Genişliği de 3700 yapıyorum. Bilgiler otomatik olarak burada kendini güncellemiş oldu. Peki, Properties penceresini kapatalım. Ekranı biraz daha büyütelim. Şimdi yine bir tank oluşturalım. Uygun bir yere tıklıyorum. Yine scale değerini 5 yapıyorum. Ve karşıma diyalog penceresi geldi. Type kısmını TK olarak yazıyorum. Burada bu sefer Existing Tanks kısmına tıkladığımda TK001 ve TK002 tanklarının çizimde olduğunu görüyorsunuz. Buradan dilersek biz manuel olarak da buraya 3 verebilir ya da daha önce de bahsetmiştim, yandaki kutucuğa tıklayarak otomatik isim vermesini sağlayabiliriz. Bir diğer oluşturma yönteminden bahsetmek istiyorum. Ben TK002'yi buradan siliyorum. TK001'i de buradan siliyorum ve sadece ekranda TK003 kalsın. Ben TK003 tankını seçtikten sonra normal AutoCAD komutu olan copy'yi çalıştırıyorum. Bunun bir kopyasını yan tarafa alıyorum ve Escape'e basıp çıkıyorum. Oluşturmuş olduğum TK003 tankı burada. Onun kopyası da burada. Dikkat ederseniz bunun tag numarasının yanında soru işareti var. Bu şu anlama geliyor. TK003 isminde zaten bir tane tankımız var. Buna yeni bir tank numarası, tag numarası vermemiz gerekiyor. Sağ tık yapıp Assign'e gidiyoruz ve buradan Existing Tank kısmını kontrol ediyoruz. 003 isminde tankımız var. Bir de yeni oluşturduğumuz tank burada. Tamam. Eğer biz buraya tıklayarak otomatik numara vermesini sağlarsak ilk olarak 001'i verecektir. Çünkü biz 001 ve 002 isimli tankları silmiştik. Manuel olarak da buradan isim verebiliriz. 004 gibi
Öyle yapalım. Assign diyelim. Ve Escape'e basalım. Zaten burada etiket numaramız otomatik olarak kendini güncelledi. İkinci bir etiket numarasını oluşturmaya gerek yok. PLID çizim ekranına farklı bir ekipman simgesi ekleyelim. Mesela Tool Palette'te üstte bulunan pompa grubunu görüyorsunuz. Buradan bir pompa ilave edelim. Sentrifüj pompa olsun. Tıklıyorum. Ve buraya bir yere konumlandırıyorum. Type kısmında harf kodunu ben P değil G olsun istiyorum. Numara kısmını yine otomatik verelim. Annotation style'ı PumpTech info olsun ve yakın bir yere konumlandıralım. Burada size şunu göstermek istiyorum. Çizimimize bir pompa ilave ettik. Sentrifüj pompa ilave ettik ve çizimimiz belli bir aşamaya kadar geldi. Fakat daha sonradan bize bir bilgi geldi. Eklemiş olduğumuz pompa sentrifüj pompa değil de farklı tipte bir pompa olduğu bilgisi geldi bize. Pompayı silip tekrar yenisini eklememize gerek yok. Pompa simgesine bir defa tıkladığımız zaman aşağı yönlü bir ok tuşu görüyorsanız şayet bu ok tuşunu kullanarak mevcut pompa grubunda olan pompaların aynısı burada vardır. Bu tuşu kullanarak pompamızın tipini değiştirebiliriz. Mesela biz burada scrape pump olarak pompamızı değiştirebiliriz. Ben buna tıkladığım zaman ekipman simgen değişecektir. Aynı zamanda etiketteki description kısmı sentrifüj pump yerine scrape pump olarak description kısmı da değişmiş olacak. Tıklayalım. Ve değişiklik bu şekilde oluyor. Peki anlatmak istediğim bir diğer konu da ekipmanlarla alakalı. Biz ekranımıza bir ekipman ekleyelim. Farklı tipte bir ekipman ekleyelim. Fakat eklemiş olduğumuz ekipman tam olarak bizim istemiş olduğumuz ekipmanın simgesini karşılamıyor olsun. Yani ekipman simgesine müdahale etmemiz gerektiğini düşünelim. Birkaç ekleme yapmamız ya da bir şeyleri çıkarmamız gerektiğini düşünelim. Bunu nasıl yaparız? Hemen bakalım. Buraya ben bir tane ekipman ilave ediyorum. Scale faktörünü 5 yaptım. Enter'a bastım. Type kısmı. Bu kısım önemli değil. Cancel deyip çıkıyorum. Arkadaşlar şunu bilmelisiniz bu noktada. Bizim tool palette bulunan simgelerin tamamı aslında AutoCAD'deki bloklarla aynı. Sadece biraz daha gelişmişi. Ama AutoCAD'deki bloklar gibi buradaki simge bloklarına da müdahale edebiliriz. Eklemeler ve çıkarmalar yapabiliriz. Yapacağımız ekleme ve çıkarmalar tool paletteki simgeyi etkilemez. Sadece tool paletten çizime aktardığımız simgeyi etkiler. Ekipmana tıkladıktan sonra sağ tuş yapalım ve Edit PNG Block Object diyelim. Böyle bir ekran karşımıza geliyor. Eğer bu ekran karşınıza gelmiyorsa, çarpıya basıp değişiklikten çıkıyorum. Eğer böyle bir ekran karşımıza gelmiyorsa, donuyorsa, hata veriyorsa şunu yapmanızı öneriyorum size. Gördüğünüz gibi Start'ın yanında bizim PNID sekmesi var. Mouse'u üzerine getirip biraz beklediğim zaman şu mavi olarak, aktif olarak çalıştığımız alan burası. Aslında bu alanın model kısmında çalışıyoruz. Paper kısmında değil, model kısmında çalışıyoruz. Artıya basıp burayı seçmiştik. Ayrıca bir de buradan hemen solda bulunan model bölümü var. Direkt bunu seçip de modelden de çalışabiliriz. Eğer sağ tıklayıp Edit PNG Block Object dediğiniz zaman ekranda donma oluyorsa, beyaz ekran geliyorsa ve o ekran gitmiyorsa gibi hatalarla karşılaşıyorsanız dediğim gibi sekmeden de değiştirebilirsiniz. O zaman herhangi bir hatayla karşılaşmayacaksınız. Ekipman simgemize ilave yapalım. Line komutunu kullanarak birkaç ilave yaptıktan sonra Save butonuna tıklıyoruz. Ve simgemize ilave yapmış olduk. Blok halinde simgemiz burada. Ya da daha karmaşık bir simge, ekipman simgesi ekleyelim. Bir heat exchanger simgesi ekleyelim. Yine cancel diyelim. Buna sağ tık Edit PNG Objects Block diyelim. Bu sefer de bu dairelerden bir tanesini silip kaydedelim.
Gördüğünüz gibi ekipman simgelerine ya da tool palette'te bulunan herhangi bir simgeye müdahale edebiliriz, ilave yapabiliriz, bir şeyler çıkartabiliriz. Biraz daha ileri seviye konulardan bahsedelim. Project Manager'dan Project Setup'a girelim. PND DWG Settings'in yanındaki artıya tıklayalım. Buradan da PND Class Definition'in yanındaki artıya tıklayalım. Burada Engineering Items, Non-Engineering Items olmak üzere iki ana bölüm var. Pipeline Group ve Signal Line Group bölümleri de bulunur. Engineering Items'ı genişlettiğimiz zaman ekipmanlar, Inline, Instrumentation, Lines ve Nozzles bölümleri var. Ekipmanın yanındaki artıya tıklayalım. Bizim tool palette olan ekipmanlarımız bunlardır. Bu ekipmanların yanlarındaki artılara tıkladığımız zaman bu ekipman özelinde farklı tiplerini de görüyoruz. Örnek verecek olursak tanklardan floating roof tank, gas silindir, gas holder, reaktör, open top tank, jacketed vessel tipleri bulunur. Dilersek tank başlığına sağ tıklayıp new diyerek yeni bir class ve bu class'a da bir isim açıklama girebiliriz. Pompalardan örnek verelim. Yine pompalarda artıya tıkladığımız zaman pompa tipleri burada görünüyor. Genel pompa başlığı seçili iken böyle bir ekran karşımıza geldiğini görüyorsunuz. Properties kısmı var. Burada pompalarla alakalı genel özelliklerin olduğu bölümdür. İstersek alt başlıklara giderek centrifuge pompanın özelliklerini burada görüntüleyebilirsiniz. Hatta centrifuge pompanın simgesi buradadır. Aynı şekilde diyafram pompa, gear pump, scrape pump şeklinde pompaların da simgeleri, tool palette bulunan simgeleri buradadır. Mesela burada olmayan bir simgesi olmayan bir pompa seçelim. Mesela bu pompanın simgesinin olmadığını görüyoruz. Dilersek biz farklı bir AutoCAD dosyasından buraya simge ekleyebiliriz. Ya da farklı bir tool paletten, PNID ISO değil de mesela PNID DIN paletindeki bir simgeyi yine buraya ilave edebiliriz. Eğer projemizde PNID ile alakalı bir legend'ımız varsa, ekipman sembolleri, vana sembolleri, hat numarası isimlendirme kuralları gibi bir legend'ımız varsa bu legend'ı da projemizde adapte edebiliriz. İlerleyen aşamada şöyle bir şey yapacağız. Ben sizinle bir legend paylaşacağım. Bu legend'la kendi tool paletimizi sıfırdan oluşturacağız. Ekipmanlarımızı, vanalarımızı, fittingslerimizi, enstrümanlarımızı koyacağız. Proje setup kısmından etiket ayarlarımıza bakacağız. Hat numarası isimlendirme kurallarını düzenleyeceğiz. Ekipman tiplerinin harf kodlarını buradan da düzenleyeceğiz. Gear pump seçilirken burada type kısmını yani ekipmanın harf kodunu buradan değiştirebilirim. Farklı bir şey yapabilirim. Ya da pump ana başlığını seçer ve bu değişikliği burada yaparsam bunun altında bulunan tüm farklı tipteki ekipmanlar için yapmış olduğum değişiklik geçerli olur. Ya da dediğim gibi sadece gear pump ya da sadece scrape pump özelinde de burada değişiklikler yapabilirim. Yapacağım değişikliklerden tüm pompaların etkilenmesini istiyorum. O yüzden pompa ana başlığını seçiyorum. Properties kısmından bahsedelim. Properties kısmındaki şu bölüm bizim ekipmana sağ tıklayıp properties dediğimiz zaman karşımıza gelen özelliklerin o properties penceresinde görünüp görünmemesiyle alakalı ayarın olduğu bölümdür. Visible eğer tikli ise o properties penceresinde görünür, değilse görünmez. Bunu birlikte test edelim. Mesela status kısmı eğer hatırlarsanız yeni mevcut, existing mevcut ya da delimation kaldırılacak olarak bir liste geliyordu properties ekranında. Dilersek biz bunu buradan visible'ını kaldıralım. Apply diyelim.
Hatta burada tag numarası bölümünü de kaldıralım. Hani kutucuğa tıklayıp tag numarasını sonradan da değiştirebildiğimiz properties ekranında bir yer vardı. Bunu da kaldıralım. O da gözükmesin. Buna da apply diyelim. İkisini bir kontrol edelim. Nasıl bir etki oluşuyor? Okey dedik. Okey deyince Project Setup sayfası otomatik olarak kapandı. Burada daha önce oluşturmuş olduğum bir pompa var. Scrape Pump. Buna tıklayıp artık Property istiyorum. Gördüğünüz gibi bu arada tag kısmı vardı. Tag kısmı şu an gözükmüyor. Aynı zamanda burada bir yerde de bizim statüs penceresi vardı. Açılır menü vardı. Onun da olmadığını görüyoruz. Peki tekrar ayarlara gidelim. Bu sefer buradan gidiyoruz. Tamam. Pasif olan edit kısmının aktif olduğunu görüyoruz. Biz burada statüse edit diyebiliriz. Burada selection list property kısmı karşımıza geliyor. Burada düzenleyebileceğimiz bu properties özelinde düzenleyebileceğimiz her şey var. Pipe size'ların metrik olarak karşılığı, speklerin isimleri, açıklamaları, tracing tipleri, izolasyon tipleri, enstrüman tipleri, servisler ki bu hat boru hattlarında boru hattı içinden geçen ürünün harf kodudur bunlar. Ekipman tipleri. Biz manuel girmiştik örneklerimizde. Değiştireceğimizden bahsetmiştik. Birazdan buraya da değineceğiz. Yine boru ölçüleri inç olarak ve statüs buradan statüsleri kaldırabiliriz. Delete deriz. Ve yenisini ekleyebiliriz add diyerek de. Ya da bunların description'ı Türkçesini de yazabiliriz. Dilediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Ekipman type kısmına girelim. Biz pompa için G'yi kullanmıştık hatırlarsanız ama programda default olarak P geliyordu. Peki şöyle yapalım. Baktığım zaman burada value kısmında harf kodu olarak G'yi görmüyorum. Ben buraya addRow diyerek value kısmına G diyorum. Büyük harfle G diyorum. Description kısmına da pumps diyorum ve OK diyorum. G buraya oluştu. Peki. Tank içinde TK demiştik. Bunu da oluşturalım. TK diyelim. Description'a da tanks diyelim. OK diyelim. OK diyelim. Tamam. Şimdi Class Settings pompa yani ana pompa başlığı altında bir çalışma yapıyoruz biz. Yapacağımız değişikliklerin hepsi altında bu pompa ana başlığı altında bulunan tüm pompa tiplerini etkileyecek. Type kısmında P olan harf kodunu yeni oluşturduğum G olarak değiştirebilirim. Ben buna apply diyeceğim. Apply demeden önce görünürlüğünü, properties'teki görünürlüğünü kapattığım şeyleri tekrar aktif hale getireyim. Bir tanesi statüstü bunun. Diğeri de tag'dı. Peki. Evet. Burada type kısmını P'den G'ye çevirmiş oldum. Apply diyelim. Burada bir değişiklik daha yapalım. Ondan sonra test edelim. Çizim ekranına attığımız bir pompada otomatik olarak G harfi gelecek mi? Onun testini yapacağız, kontrolünü yapacağız ama bir de size etiketleme ile alakalı, taglarla alakalı kısımdan bahsetmiştim. Onu görmüştük biz. Taglarla alakalı iki farklı format default olarak karşımıza geliyor. Formatın bir tanesinde araya saha kodu tire type tire number. Type kısmı G. Araya kısmı 750. 750 tire G tire 001 ya da araya kısmı olmadan direkt type tire number. G tire 001 şeklinde. İki farklı tag formatı var. Peki
Biz hangisini kullanıyoruz? Ona bakalım. Properties'in en altına indiğimiz zaman tag format kısmı var. Burada hangi formatı kullanacaksak burada bunu seçiyor olmamız lazım. Şöyle yapalım. Biz bu formatları silelim ve kendi formatımızı baştan oluşturalım. Aslında bizim de kullandığımız format böyle bir format. Ama hani farklı formatlarda tercih edebiliriz. Bunu beraber görelim. Delete diyelim. Evet diyelim. Buna da delete diyelim. Evet, bunu silemiyoruz. Diyor ki en minimum bir tane diyor formatın kalması gerektiği ile alakalı bir uyarı geldi. Peki. Ama modify diyerek bunu değiştirebiliriz. Ben yeni bir format oluşturuyorum. Ben buraya new diyorum. Karşıma böyle bir tag format setup geliyor. Class olarak pump, yani pompalarla alakalı bir format oluşturacağım. Tag formatı oluşturacağım. Bunun ismini şöyle yapalım. Copy of equipment tag değil de copy of kısmını silelim. Equipment tag. Diyor ki type tren number şeklinde olacak diyor. Biz buraya array'e de ekleyelim. Az önce silmiştik. Bunu tekrar eklemiş olalım. Array'a tire, yani delimiter type tire, yine bir delimiter olacak. Sonra number olacak. Peki. Sayımı 3 yapayım. Peki. Bu soldaki select class properties kısmını seçiyorum. Ve pompa klasında bir değişiklik yapacağım için ekipmanın altında direkt pompalar karşıma geldi ve pompalarla ilgili property'ler de burada. Yani tag numarasını ekleyebileceğim özellikler buradadır. Ben array'ı ekleyeyim. Peki. Sonra ikinci kısımda array'a tire type ekleyelim. Delimiter'ı yine tire. Biz delimiter kısımlarını tire yerine farklı bir şey de kullanabiliriz. Slash ya da artı simgesi de kullanabiliriz. Nasıl uygun görüyorsak. Genelde tire kullanıyoruz. Peki. Diğerine de ne ekleyeceğiz? Number ekleyeceğiz. Number ekleyelim. Okey. Okey diyelim. Oluştu. Biz buraya bir tane daha oluşturalım. Bu da yine copy of kısmını silelim. Equipment tag'da araya olmasın. Bu da bakalım hangi özelliklerini ekleyebiliriz. Type tire, class name, tire description şeklinde olsun. Şöyle yapalım. Type tire description. Tamamını yazmıyorum kısa. Bu alan sadece gördüğümüz zaman ne olduğunu anlamamız için bir bilgilendirme olarak düşünün. Buraya dilediğimiz şeyi yazabiliriz. İstersek deneme yazarız. İstersek geçerli ekipman tagı yazarız. İlk bakışta nasıl bir yapı olduğunu anlamamız için bunu yazmayı tercih ediyorum ki programda default olarak da o şekilde gelmiş zaten. Type tire, description tire, ne ekleyecektik başka? Class name ekleyecektik. Class name yazayım peki. O zaman başlayalım. İlki type'tı. Tamam. Yine ayrıcımız tire olsun. Peki bunda ne var? Yine 3 karakter. 3 farklı step var. 3 farklı bölüm var. 3'ü de doğru. Peki. Type. Daha sonra description. Okey. Peki. Daha sonra da class name. Okey. Tag format kısmında biz bunu seçelim. Type description olanı. Şurada tire des yazıyor. Tamam okunmuyor. Hem ben bunun bu olduğunu biliyorum. Okey diyelim. Bunu da değiştirdik. Ne değiştirdik başka? Type kısmını değiştirdik. P iken G yaptık. Peki. Statüsü buradan bir status ekleyelim buraya. Mesela add row diyelim. İsmi geçici olsun.
Okey diyelim. Peki. Annotation kısmına bakalım. Annotation tag, oval tag style, pump info tag ve tag kısımları var. Biz bunları düzenleyebiliriz. Buradan bunu silebilir ya da edit diyebiliriz. Edit diyelim. Yine bir blog sayfası karşımıza gelecek. Burada hedef objenin tagını otomatik olarak yansıtan bir ifade var. Peki ben manufacturer kısmı değil de ben buraya tercih object status olarak değiştirdim. Peki close block editor diyorum. Save diyorum. Tag info'nun ayarını da buradan değiştirmiş oldum. Edit and annotation'a tıklıyorum. Burada da info tag'la alakalı sembol ayarları bulunuyor. Bunun scale'i burada. İşte kalınlığı, line'ların kalınlığı, scale'i gibi, line type'lar gibi seçenekler var. Peki. Apply diyelim bu değişikliklerin tamamına. Ve OK diyelim. Yeni bir pompa oluştuğunda nasıl bir yapı karşımıza çıkacak? Bunu birlikte görelim. Bir pompa atalım buraya. Evet, karşımıza geldi. Diyafram pompa attık ve description direkt diyafram olarak geldi. Type-description-class name şeklindeydi. Class name'ini değiştiremiyoruz bunun. Description'da diyafram pomp. Yani GT-diyafram pomp-diyafram pomp şeklinde bir tag numarası karşımıza çıkacak. Peki buradan pump info tag'i de seçelim. Onu da buraya koyalım. Tag numaranız böyle geldi. Hani çok kullanışlı bir tag numarası değil. Örnek olması için nasıl değiştirdiğimizi görmeniz için oluşturduğum bir çalışma bu. Description burada demolition'mış bunun statüsü. Hemen buradan properties diyelim. Biz properties'te bunun statüsünü demolition değil de geçici olarak seçtiğim zaman otomatik olarak tag'da da bu bilgi kendini güncelliyor, update ediyor. Peki hemen Project Setup'a girelim. Şöyle bir çalışma yapalım. Bizim geçerli tag yöntemimiz de bu sefer de şu olsun. Apply diyelim. Daha anlamlı bir tag numarası oluşması için. Okey. Tekrar deneyelim. Burada ayrıca bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi buradaki oluşturduğumuz pompanın tag numarası G001'di. Yeni bir tag numarası daha oluşturuyorum. Hatta aynı tip bir pompa, aynı tip pompa olsun. Tıklayalım. Burada bizden araya soruyor. Araya saha. Biz bunu daha önce tanımlamış olmamız lazım setup kısmından. Tanımlanmadığı için soru işareti karşımıza geliyor. Biz buna şu an müdahale edemiyoruz. Pasif durumda ama yandaki 3 noktaya tıkladığımız ve override modu seçtiğimiz zaman manuel olarak da buraya giriş yapabiliriz. Şu an için burayı boş bırakacağım. Soru işareti kalsın. Type'ım G otomatik olarak geldi. 001. Peki. Buraya da yine info tag atalım. Assign diyelim. Buraya koyalım. Sağ tık properties diyelim. Burada array'e biz manuel olarak girebileceğimiz gibi buradan da girebiliriz. Kalem işareti çıktı. Override yazabiliriz. Ya da buraya manuel kendimiz de giriş yapabiliriz. 750 dediğimiz zaman otomatik olarak baştaki soru işareti kalkmış oldu. Bunu yine edit diyerek buradan
flow kapasitesini ve total dynamic heat değerlerini de girebiliriz. Statüsünü de buradan yine değiştirebiliriz. Properties'te olduğu gibi. Yani özet geçmek gerekirse arkadaşlar, Project Manager'dan Project Setup'ta PNID DWG Settings'te Engineering Items altındaki ekipmanlarda topluca değişiklikler yapabiliriz buradaki Properties penceresi ile. Dilediğimiz gibi ayarlamalarını yapabiliriz. Aynı şey line konusuna geçtiğimiz ya da enstrümanlara geçtiğimiz zaman aynı şeyler bunlar için de geçerli olacak. Zaten line'ları, nozulları, enstrümanları vesaire gördüğümüz zaman bahsetmiştim. Kendi tool paletimizi oluşturacağız. Kendi legend'ımıza göre legend paylaşacağım size. Kendi legend'ımıza göre kendi tool paletimizi oluşturacağız. Ve daha sonra baştan sona bir egzersiz yapacağız. Yeni tool paletimizle. Ondan sonra da PNL'de validation kısmına değineceğim. Veri doğrulama data manager kısmına değineceğim. Ondan sonra da artık plant 3D'ye 3D modelleme kısmına geçeceğiz. Ama PNL kısmı da önemli. Peki tekrar proje setup'a giriş yapalım. Project Manager'dan proje setup diyerek girebildiğimizi biliyoruz. Aynı zamanda projemiz üzerine sağ tıklayıp buradan da proje setup diyerek proje ayarlarına girebildiğimizi görmüştük. Bu sefer de komut satırından proje setup'a girelim. Komut satırından Project Setup yazıp çalıştırdığımız zaman yine proje setup'a giriş yapmış oluruz. PNID DWG Settings, PNID Class Definition, Engineering Items, Equipments altında pompa ana başlığını tekrar seçelim. Burada Properties kısmını biraz irdeleyelim birlikte. Burada Property Name var gördüğünüz gibi. Özelliklerin listelendiği ismi, özelliklerin isminin olduğu yerdir. Property Description burada. Bu propertylerin göründüğü isim burada. Mesela bu ne demek oluyor? Bu şu. Class name gördüğünüz gibi class ve name bitecek. Herhangi bir boşluk yok. Bu propertylerde herhangi bir boşluk, özel karakter olmuyor. Bu yüzden de görünür ismi de ayrıca yazılıyor olması gerekiyor. Tamam, biraz daha açıklayıcı olması için şöyle yapalım. Biz buraya add diyerek yeni bir property oluşturalım. Add property penceresi açılıyor. Burada property name kısmına montaj yetkilisi, montaj boşluk yetkilisi yazdım. Burada da tip seçmem gerekiyor. String ya da numeric ya da boolean. Daha önce numerikten ve string'den bahsetmiştim. String hem harf hem rakam içerebilen değerlerdi. Numerik sadece rakam içerebilen değerlerdi. Boolean true false, evet ya da hayır şeklinde iki seçenek döndürür. Buralara çok değinmeyeceğim. Ben string değeri seçtim ve OK dediğim zaman bize bir uyarı verecek. Diyecek ki property isminde özel karakter olmaz, sadece harflerden oluşmalıdır. Yani demek istediğim property name kısmı burası. Görüyorsunuz class name iki kelimeden oluşuyor ve arada boşluk yok. Yani burada biz boşluk attığımız için bize hata verdi. Herhangi bir nokta da olmayacak, boşluk da olmayacak, özel karakter olmayacak, sadece harflerden oluşacak. Peki display kısmında buradaki display kısmı, görünen kısım, buraya biz boşluk atabiliriz. Seçmiş olduğumuz ekipman pompa bir döner ekipman olduğu için bir döner ekipmanla alakalı montaj yetkilisinin bilgisini de ekipman simgesindeki sağ tıklayıp property istediğim zaman ilgili ekipman bilgilerine yazdırılabiliyor olmasını istediğim için bunu yaptım. OK dedik. Gördüğünüz gibi montaj yetkilisi kısmı burada karşımıza çıktı. Dilersek buraya description kısmına gerekli bilgilendirmeyi manuel olarak yazabiliriz. Property name, description, buraya diyelim ki yetkili yazalım. Yetkili kişi yazalım description'la. Display
name görünen kişi. Şimdi buradaki display name ne onu söyleyeyim. Ekipmana sağ tıklayıp properties dediğimizde hatırlarsanız ekipman özelinde bazı özellikler gelmişti. Biz bunları manuel olarak properties'te dolduruyorduk. İşte tam o kısma biz yeni bir alan ekledik. Bu da montaj yetkilisi ismi. Bu property'nin ismi bu. Montaj yetkilisi fakat o properties'te gözükecek şey montaj boşluk yetkilisi şeklinde görünen isim kısmı budur. String de bu gireceğimiz değerin veri tipini gösteriyor. Bahsetmiştik. Hem harf hem rakamdan oluşabilir. Peki visible işaretli bu demek oluyor ki ben ekipmana sağ tık property istediğim zaman bu gözükecek. Eğer gözükmesini istemiyorsak bu tiki kaldırmamız gerektiğinden bahsetmiştim zaten. Ayrıca read only olup olmamasını da seçebiliriz. Peki bunun için de bir örnek verelim hemen. Add diyerek tıklıyorum. Property name'de mesela designer olsun. Display name de aynı. Bu da yine string olsun. Okey diyelim. Bu sefer designer hem görünür olacak hem sağ tık properties yaptığımız zaman ekipman sembolünde hem gözükecek hem de değiştirilmesine izin vermeyeceğim. Pasif olacak. Read only kısmı da bu. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Siz bir tesisi tasarladınız ve imzanızı da bırakmanız gerekiyor. Her ekipmana bu şekilde ya da bazı ekipmanlara, bazı bölümlere böyle imzanızı bırakabilirsiniz. Designer kısmı da kendi adınızı yazarak ya da firmanızın adını yazarak da böyle bir imza bırakabilirsiniz. Ya da farklı alanlarda, işinize yarayabilecek farklı alanlarda bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Bu bilgileri buradan kaldırabiliriz. Yenilerini de ekleyebiliriz. Şimdi apply diyelim. Nasıl bir etki oluştu bunu birlikte gözlemleyelim. Okey dedim ve proje setup sayfam otomatik olarak kapandı. Şuradan en son oluşturduğum pompaya sağ tıklayıp properties diyelim ve inceleyelim. Şurada montaj yetkilisi kısmı var. Buraya Mustafa Bilgen yazalım. Peki. Gördüğünüz gibi designer kısmı read only. Peki ben buraya bir şey ekleyemiyorum. Çünkü ayarlarda eklemem gerekiyordu. Tamam. Montaj yetkilisi kısmına Mustafa Bilgen yazdım ve çarpıya basıp kapattım. Tekrar bir ayar daha yapalım. Orada bir ayarı atladık. Designer yazdık ama designer'ın karşılığına bir değer yazmadık. Çünkü orası read only. Kullanıcı orayı değiştiremiyor. Hemen designer kısmı neredeydi? Designer buradaydı. Default value kısmı da aslında değerin olduğu ilgili propertilerin karşılık değeri burada yazıyor. Eğer siz buraya default olarak bir değer atamak istiyorsanız buraya yazmanız yeterli. Mustafa Bilgen yazalım buraya. Ayrıca az önce bir şey dikkatimi çekti. Burada şurada status kısmı Demolition'da kalmış. O yüzden yeni ekipman oluşturduğumda direkt default olarak status kısmı Demolition olarak geliyor. Ama böyle bir şeyi herhalde tercih etmeyiz. Yeni bir şey oluşturuyorsak bu new olarak kalsın isteriz. Daha sonradan eğer özel bir durum varsa geçici extinting ya da Demolition seçeneğini seçmemiz gerekebilir. Yani default value'de ne varsa ilk ekipmanı oluşturduğumuzda default olarak bu değerleri karşımıza çıkartıyor. O yüzden designer kısmına da Mustafa Bilgen değerini yazdım ve bunu da read only yaptım ki kullanıcı bu Mustafa Bilgen yazısını değiştiremesin. Peki. Burada annotation kısmına bakalım hemen. Annotation style kısmına daha doğrusu. Annotation style kısmında default value olarak ekipman tag geliyor hatırlarsanız. Ben bunu pump info tag ya da oval tag style tasarıma göre istediğim stile göre herhangi bir stilde seçebilirim. Pump info tag olsun. Peki zaten bunu anlatmıştım. Araya koduyla olanı. Hatta ben buraya şey seçeyim tekrar. Ekipman tag type tag kısmında type ve number olan type ve number olan şuydu. Type ve number olanı seçsin. En alttaki type tire num yazan. Apply. Ve okey diyorum. Peki.
Dikkat ederseniz bu pompayı oluşturduğumda Demolition gelmişti. Bizim Properties'teki status ayarımız default olarak. Şimdi ben bunu değiştirdim. Yeni bir ekipman oluşturduğum zaman default olarak Demolition gelmeyecek. Burada New gelecek. Peki design kısmına bakalım. Buraya etki etmedi. Yeni bir bunun aktif olması için bu girdiğim bilgilerin aktif olması için designer'a bir değer yazmıştım. O değerin aktif olması için yeni bir ekipman oluşturmam lazım. Ayrıca buraya bir ekipman daha oluşturalım. Yine bir pompa olsun. Centrifuge pompa oluşturalım. G001 ismini vereyim. Özellikle ben bu ismi veriyorum. Çünkü daha önce G001 isminde bir pompa oluşturduk. Annotation kısmına tıkladığımız zaman da default olarak annotation style olarak o ayarda info tag'ı seçmiştik. Pump info tag'ı. Info tag geldi. Değilse default olarak equipment tag geliyordu hatırlarsanız. Peki. Şimdi ben bunu async dediğim zaman bana uyarı verecek. Diyecek ki zaten G001 isminde bir ekipmanım var diyor. Farklı bir benzersiz bir tag numarası oluşturman lazım diyor. Emsalsiz olması lazım diyor. Peki. O zaman ben buraya şuna tıklayarak sıradaki numarayı da vermesini sağlayabilirim. Assign dedim. Pompamı oluşturdu. Tag'ı da üzerine yapıştırsın. Gördüğünüz gibi zaten burada gözüküyor. New olarak karşımıza çıktı ama tekrar sağ tık properties yapalım. Bizim burada statüsümüzün new olduğunu görüyorsunuz. Ayarlarda yapmıştık. Pekala. Designer kısmının Mustafa Bilgen olduğunu görüyorsunuz ve bu pasif durumda. Bunu biz değiştiremiyoruz. Son kullanıcı bunu değiştiremez. Tabi ayarlara girip ilgili ayarı değiştirmediği sürece bu böyle kalır. Peki montaj yetkilisi kısmına da başka bir isim yazalım. Burada montaj yetkilisi de Bilgehan Bilgehan olsun. Peki. Ekipman oluşturma, kopyalama, düzenleme genel itibariyle böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.